Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Bugün size saç bakımında kullandığım ürünleri göstermek istiyorum. Benim saçlarım yanmıştı, nasıl uzattım, hangi ürünleri mutlaka kullanmalısınız, bu şekilde bir sorununuz varsa bunları göstermek istiyorum. Buyurun geçelim. Şimdi ilk olarak hangi şampuanı kullandığımdan bahsetmek istiyorum. Çünkü en işe yarayan aslında kullandığım ürünlerden bir tanesi şampuanım benim. Bunu da kimden gördüğümü de söylemek istiyorum. Ben Damla diye bir Instagram'da kız var, biliyorsunuzdur çoğunuz mutlaka. Onu da gördüm. Onun aylarca takip ediyordum ben deli gibi böyle. Saçımızı aynı kestiriyorduk bu boylarda küt. Onunki bir anda uzuyordu, buralara geliyordu falan. Yani normalde inanmam böyle şeylere ama yanık saçıma rağmen şu boylardan 3 ayda buraya geldi. Yani bayağı işe yarıyor. Hemen göstereyim. Takip edenleriniz varsa şampuanı biliyordur. Takip etmeyenler için de. Ben de kullandım. Çok memnunum. Ve gerçekten bu videoda olmazsa olmaz diyeceğim önerim bu şampuan. Doris ismi. İnanılmaz uzattı. Yanık saçlar ne kadar zor uzar. Saçınız yandıysa, yanıksa şu anda biliyorsunuzdur. Yani 3 ay gibi bir sürede normalde yani 4-5 ayda çok az, şu kadarcık falan uzayan saçım şu kadar uzadı. Yani inanılmaz etkili. Şöyle tekrar göstereyim. Kesinlikle bu videoda olmazsa olmaz diyeceğim. Kesinlikle almanız gereken, saçınızı uzatarak kurtarmak istiyorsanız, kestirmek istemiyorsanız bu şampuanı mutlaka alın. Normalin bir tık üstünde fiyatları var. Trendyol'dan indirimde 75 lira gibi bir fiyatı aldım. 2 kutu almıştım ben. Çünkü normal fiyatı 100'ün üstünde, indirimde de 100 ya da 85-90 civarlarına düşüyor. Ben çok güzel yakaladım. Tekrar gösteriyorum. Yeşil olanını kullanıyorum ben. Bir de turuncusu var. O da dökülmeleri çok iyi geliyormuş. Onu kullanmadım. Ama dökülme şikayetiniz varsa bundan eminim ben. Hani çok güzel bir ürün. Onu da deneyebilirsiniz. Ama bu da dökülmelere iyi geliyor yine. Yani şuralarım çok açıktır benim. Buralarda böyle gördüğünüz gibi bebek saçlarım çıktı. Ona yine bebek saçının çıkmasına, saçın gürleşmesine etkili bir diğer üründe hemen geçiyorum. Bu Urban Care'ın biyotin ve kafeinle saç toniği, saç spreyi. Bunu da birkaç aydır kullanıyorum. Şuradaki bebek saçlarımın çıkmasına çok yardımcı oldu. Çok güzel bir ürün. Duştan sonra ıslak saçınızı sadece diplere sıkıp masaj yaparak uyguluyorsunuz. Mentollü bir içeriği var anladığım kadarıyla kokusundan. Çok güzel etkisini gördüm çok kısa sürede bile. Bebek saçlarında çok etkili. Yani şuralarım çok açıktı benim. Bayağı çıkardı. Saç gürleştirmesine ve saç dökülmesine yardımcı oluyor. Bakalım, daha kullanıyorum. Daha çok etkisini göreceğime inanıyorum. Kullananlar çok memnun. Bunu da mutlaka öneriyorum. İndirimde 60 lira gibi bir fiyatı var bunun da. Daha sonra şampuana bir öneri daha yapacağım. Uygun fiyatlı öneri. Çünkü herkes 75-100 lira arası şampuana vermek istemiyor olabilir. Daha uygun fiyatlı bir şey istiyorsanız silikonsuz, parabensiz, mineral yağ ve renklendirici içermeyen Sayos'un şu renkli şampuanını öneririm. Bunu da çok uzun süre kullandım. Dibinde kaldı şu an şu kadar. Bu şampuanı almadan önce bunu kullanıyordum sürekli. Bu da yine ince telli ve yağlanmaya meyilli. Çok yağlanan saçınız varsa çok iyi gelecek bir şampuan. Yağlanmayı azaltıyor. Çok güzel temizlediği için hacim veriyor. Saç dökülmesine bir etkisini görmedim ama içeri temiz olduğu için ekstra dökülme de yapmıyor. Çok parlıyor, görünüyor ama yine de sanırım. Şimdi duştan çıktıktan sonra bu şampuanı kullanıyorum. Sonrasında toniği kullanıyorum. Diplerinde masaj yapıyorum. Taramadan kullanıyorum ben. Çünkü karışıyor taradıktan sonra da. Dipleri sıkıyorum ve şu şekilde masaj yapıyorum. Böyle. Birkaç dakika bunu yaptıktan sonrasında çok kuru olduğu için saçım mutlaka bir yağ sürme ihtiyacı duyuyorum. Genelde Pantene, L'Oreal onun yağlarını biliyorsunuzdur. Herkesin kullandığı. Şu an bende kalmadığı için gösteremeyeceğim. Hem onu, onlardan birini hem de şunu kullanıyorum. İkisini birlikte şöyle görünüyordur sanırım. Bunu da saçımı kestirdiğim bir kuaför bana önermişti. Yani kakaladı diyebilirim çünkü daha önce hiç duymadığım bir şey aldım. Belki işe yarar diye. Su gibi bir kıvamı var. Çok gerekli bir şey değil. Söylediğim diğer yağları kullansanız daha iyi. Ben ikisini birden kullanıyordum. Faydasını gördüm. Bunu sadece uçlara sürüyorum. Şuralara. Çok yıpranmış olan yerlere.
Diğerini L'Oreal, Pantene gibi ürünleri de onun yağlarını da böyle çok üstlere çıkarmadan ortalardan başlayıp aşağıya kadar sürüyorum. Daha sonrasında 2-3 dakika bekleyip tarıyorum. Tarak da çok önemli bu noktada. Saçınızı daha da kırmayan, daha da koparmayan bir tarak kullanmanız gerekiyor. İlk başta saçımın yandığını ben duştayken böyle yapıyordum ve sünüyordu sakız gibi. Oradan anladım. Daha sonrasında tarakla tarağım takıldı. Böyle zorlarken saçımın şu kadarı falan koptu benim. Oradan anladım. Sonrasında tarak değiştirmeye karar verdim ve bu Naşita'nın çok ünlü, herkesin öve öve bitiremediği şu tarağını aldım. İndirimde 60 lira, normal fiyatı 100 lira. Tarağa bu kadar para vermek mantıklı mı? Bence değil aslında ama kullandıktan sonra gerçekten farkını anlıyorsunuz. Övüldüğü kadar yok ama kesinlikle saçları kırmadan tarıyor. Şöyle bir olayı var bir de bunun, bu şekilde hareket ediyor. Ya yani güzel bir tarak, çok memnunum. Tarak kullanımı da önemli. Daha sonrasında şekillendirmek için şekillenmeden önce ve sonrasında kullandığım bu ürün var. L'Oreal'in şu herkesin mutlaka bir gün kullandığı krem. Saç güzelleştirici krem diye geçiyor. Çok güzel, çok memnunum. Kokusu muhteşem. Yıllarca kullandım ben bunu. Sırf kokusu için kullandığım dönemde oldu. Şu aralarda saçım çok yıpranmışken saçı birazcık ağırlaştırdığını fark ettim. Saçım işlem gördükten sonra. Hiç işlem yokken saçımda böyle bir sorun yaşamıyordum. Fakat saçım yandıktan sonra, işlem gördükten sonra kullandığımda ağırlaştırdığını fark ettim. Fakat mutlaka saçımı şekillendirmeden ya da şekillendirdikten sonra da kullanıyorum bunu. Çünkü çok güzel yumuşatıyor saçı. Bunu ya da bunun gibi ürünleri saç şekillendirmeden önce mutlaka kullanmanız gerekiyor. Saç şekillendirmeyi de şöyle söyleyebilirim. Saçlarınız yanıkken yapmamanız gerekiyor. Bence pres, düzleştirici, maşa gibi şeyler kullanmamak gerekiyor. Ben çok uzun zamandır kullanmıyorum. Çok istediğimde, saçıma bir şeyler yapmak istediğimde bazen kullanıyorum. Onda da yine kullandığım ürünü göstermek istiyorum size, kullandığım düzleştiriciyi. Şu Grundig markasının modelini falan bilmiyorum. Yeni aldım sayılır bunu da, 4-5 ay oldu. Daha önce de Arzu'nun Belisa ürününü kullanıyordum. Ondan da memnunum. Fakat çok uzun zamandır kullandığım için etkisini kaybetmişti artık. Şu kremi, koruyucu olan kremi sürdükten sonra biraz kurumasını bekliyorum. Daha sonra şekillendirmeye başlıyorum. Dediğim gibi bunu kullanıyorum. 180'den 230'a kadar çıkıyor ayı. Ve son olarak diğer şekillendirici, sürekli kullandığım, saçımı kuruturken kullandığım şeyi göstermek istiyorum. Herkes yine görmüştür diye düşünüyorum. Kahve yapıp gelmiştim, görünüyor kenardan. Neyse. Trendyol'da herkesin gördüğü ya da kullandığı şu kocaman saç tarağı. Bu çok uzun zamandır bizde var. Annem almıştı. Birkaç kez denemiştim, sevmemiştim. Fakat bu aralar benim hayatımı kurtarıyor gerçekten. Saçımı kuruturken öncelikle diplerini normal saç kurutma makinesiyle kurutuyorum. Daha sonra benim saçım çok zor kuruyor. İnanılmaz zor kuruyor. Tam olarak kurumadığı için şekillendirmeye başlıyorum. Dediğim kremi uyguluyorum. Daha sonrasında bununla şöyle altlardan tutup, şu an çok yapmasaydım iyiydi. Böyle bu şekilde öncelikle yapıyorum. Daha sonra üstlerden yapıyorum. Çok güzel, elektriklendirmeden fön yapmışsınız gibi bir etkisi var bunun. Trendyol'da herkesin mutlaka gördüğü ürün olduğunu biliyorum. Farklı farklı markalar çıkarttı. Görüntüsü aynı. Hepsi aynı işlevi görüyor. Öneririm, fön çekmişsiniz gibi yapıyor ve saçı dediğim gibi yıpranmış olanlar, yanmış olanlar saçlarına yağ sürdükten sonra bunu kullanırsa çok memnun kalacağını düşünüyorum. Isı uygulamaktansa orta ayarda bununla şekillendirmek çok daha iyi. Bu şekilde dalgalı yapabiliyorsunuz. Şu saçınızı şöyle, şu an gösteremiyorum çok takılacak diye. Dalgalı da yapabiliyorsunuz. Bunu da öneriyorum. Benim saçımı kestirmeden, yanık saçtan kurtulma serüvenim bu şekilde, bu ürünlerle oldu. Düzenli olarak zaten çoğunu yıllardır kullanıyorum dediğim gibi. Hepsinden çok memnunum. Mutlaka alınması gereken yine dediğim gibi bu şampuan. Daha uygun fiyatlısını istiyorsanız Sayos'un bu şampuanını mutlaka kullanın. İnce telli ve yağlanmaya meyilli, yıpranmış saçınız varsa bu ikisini tavsiye ediyorum. Uzatmada en etkili olan kesinlikle bu ürün. Sonrasında da dediğim gibi şunun olduğunu düşünüyorum ama bunu bir aydır kullanıyorum. Daha çok bunu saçınız çok dökülüyorsa ve
O uzatma aşamasında yanık saçlar çünkü çok dökülür biliyorsunuz. Öncesinde de bu şekilde saçınız dökülüyorsa bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Bir ayda bile farkını gördüm. Bu süreçte çok fazla ısı verecek şeyler kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ben dediğim gibi çok nadir düzleştiriciyle şekillendiriyorum. Onun dışında gösterdiğim tarak çok işe yarıyor. Benim saçımı şekillendirmek istediğimde, acı saçım çok kötü ne yapacağım falan dediğimde çok işime yarayan, beni kurtaran bir ürün oldu. Videom bu şekildeydi. Çok uzun zamandır kullandığım ürünler, hepsini gösterdim. Yeni eklediklerimi de gösterdim. Şu an bu şekilde kullandığım ürünler bunlar. Çok memnunum hepsinden. Saçınız eğer yanıksa, çok yıpranmışsa, işlem görmüşse bu ürünlerin hepsine gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim, kullanabilirsiniz. Aşağıya da hepsinin linkini bulabildiğimi eklemeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.